Merhaba, ben Sancan. Merhaba, ben Tuna. Merhaba, ben Barış. Girişimci Muhabbet'in 107. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Barış. Hoş geldiniz. Uzaklardan geldiği için biraz geriden gelebiliyor bazen sesi. Barış'ın sesi... Bir dakika, şimdi hemen bir şey yapalım. Ya, bir dakika, şu anda ben bir konuşayım. Bu ne kadar geç geliyor, bunu hemen anlayıp bütün program boyunca şey yapmamız lazım. Düzenlememiz lazım, yoksa dinleyiciler böyle bayağı acı çekecekler. Öyle bir düzenleme yok. Hayır, sadece orada arada bir es oluyor. Onu anlamadık yani. Birkaç kez denedik ve oldu yani. Şöyle, biz sözü sana bıraktığımız yerlerde gir. Çünkü dalmak istediğin yerde eziyor. Birbirini ezeriz seslerimizi, konuşmalarımızı ezeriz. Evet, aynen. Evet, şimdi bugün ilk defa aslında böyle bir bölüm çekiyoruz. İlk defa değil, ikinci kez. Ama Barış Katar'da. Evet. Biz Tuna ile bendeyiz. Fındık burada. Aynı zamanda bir tane konuğumuz var. Merhaba Çağrı. Merhaba. Evet, Çağrı bizim dinleyicilerimizden. Aynı zamanda Patreon'da bize 25 dolar veren dinleyicilerimizden birisi. En patronlarımızdan kendisi. En patronlardan. Evet, ve beraber bir bölüm çekeceğiz diye söz vermiştik. Bugüne nasip oldu. Cuma gününe nasip oldu. Çünkü Barış Müslüman bir ülkeye, gerçek Müslüman bir ülkeye göç ettiği için şu anda. Cuma günleri ancak izin alabiliyor kendisi. Bu arada Tuna da karşında elinde tespit tutuyorsun. Gerçekten ben Barış oradayken ben de burada tespit çekiyorum. Yani. Çünkü bu hale gelince hepsini öğreteceğim. Evet, şimdi Çağrı'yı bir tanıyalım. Çağrı, sen kimsin? Nesin? Cismin, ismin nedir? Bize bir anlat. Tamam, ben Çağrı Menteş. Kore abi liseden başlamıştı anlatmaya. Ben biraz daha geriye gideyim. 6. sınıftayken İngilizce öğretmen olmaya karar vermiştim. İnanılmaz. Sonra aynen. Sonra 19 yaşında İngilizce öğretmen oldum. Okulun özel bir anlaşması vardı, milli eğitimle protokolü vardı. 3. sınıftayken full time İngilizce öğretmenliğine başladım bir devlet okulunda. Allah Allah. Okulda sadece vizelere, finallere falan giriyordum. Ondan sonra çok ilginç bir seneydi. Haftada 30 saat derse giriyordum. İşte 420 öğrencim vardı. Evde işte bunların ödevleri, performansları, sözleri falan bayağı iş yüküm vardı. Kaç yaşındaki kampüsün bunu? 19. Aman Allah'ım ya. Bu arada ben hala şoktayım yani. 6. sınıftayken ben 6. sınıfta süper kahraman falan olmak istiyorum, evet, herhalde. Ben bayağı fotosentezin dibindeydim yani. Hiçbir şey yapacak halde değildim yani. Çok... Bu bilinç nereden geliyor ya? Ya ben öncesinde çok fazla meslek değiştirmiştim. Nasıl olduysa ben de bilmiyorum. 6. sınıfta sabitlendi. 6. sınıftan önce mi meslek değiştirdin? Tabii, ondan önce işte doktor olmak istedim, polis olmak istedim. Tamam. Bir sürü şey olmak istemiştim. Zaten o normal olan çağırıyor. Tamam, evet. Normal süreç o. Sonra 6. sınıfta sabitlendi, öyle kaldı, bilmiyorum. Süpermiş. Aynen. Ondan sonra o yıl aynı zamanda işte onunla da kalmadım. İşte hafta içi akşam 2 gün ehliyet kursuna gidiyordum. 2 gün siyaset akademisine gidiyordum. Hafta sonu 2 gün web tasarıma gidiyordum falan. Aynı zamanda uzaktan bir ilişkim vardı. Sonra işte okulda da rahat durmuyordum. Öğrencilerle film falan çekiyorduk. Ödül falan aldık hatta. Evet, bu yine bizim dayak yediğimiz bölümlerden birisi olacak. bu arada açıktan Harvard'ı bitirip şey mi yaptın? Mars'a gidip geldin mi abi? Tam da bir sonraki onu niye söylersen. Niye her konu bize dayak atıyor? Evet, gerçekten öyle oluyor ya. Yok, asıl işte bomba burada geliyor. O sene benim en başarılı senem oldu aslında. Bütün derslerden kaldım doğal olarak. Okay. Yani ilk defa başarısız oldum akademik olarak. Yani sonra bütünlemelerde yarısını, ertesi sene alttan alarak yarısını falan çok zor hallettim. Yani hala da etkileri devam ediyor. Yüksek lisansta mesela hala bitiremiyorum falan. O başarısızlık kaldı üstümde akademik olarak. Demek akademik, sonra, olunca da akademik kariyer zevkli gelmemiş sana. Aynen, gelmedi. İşte İngilizce öğretmenliğini 10 yıldır yapıyorum. Aslında bıraktım sayılır şu aralar. Her kademede çalıştım. İlkokulda, lisede, Anadolu Lisesi, üniversitede çalıştım. Sonra işte Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Orada da yetişkinlere eğitim veriyordum. Hafta içi akşam derslerim oluyordu, 6-9 arası. Orada işte bayağı sıkıntılı oluyordu. Öğrenciler işten geldikleri için işte mesai oluyor, toplantı oluyor, çok ders kaçırıyorlardı. Ben de şey yapmaya karar verdim. Dedim ki dersleri önceden anlatayım, CD'ye çekeyim, gelene sonradan veririm. Çünkü ertesi hafta toparlaması zor oluyor. Bir daha bana anlat ilk başına falan. Ondan sonra o iş zor olunca dedim ki ben Vimeo'ya, YouTube'a falan yükleyeyim. Böyle hallettim, toparladım ilk senemde. Bu arada San Francisco'da sonra... olsaydın Kaan Akademi'yi kurmuştun. Evet. Türkiye'de olduğum için. Süper. Bunu düşündüm. Kaan Akademi'yi düşündüm. Sonra yaptıklarını görünce çok üzüldüm. Sonra Türkiye'ye getireyim dedim. Türkiye'ye de getiremedim. STFA getirdi. Ama orada gönüllü olarak çalışıyorum. Gidiyorum binalarına falan, Türkiye ofisine. Şey çalışıyor orada bizim bu arada. Benim junior'ım var, Ahmet İlker Damar. Onun ablası çalışıyor.
İsmi ne? Ya kızın adını unuttum. Her neyse podcast'ın arasında tanıdıkları konuşmak şey olmayacak ama. Evet, tamam. Çok pardon. Evet devam edelim. Ondan sonra bir yıl sonra bir baktım bu YouTube'daki videoları başkaları da izlemiş. Bir sürü yorum yazmışlar, soru sormuşlar falan. Ben hiç takip etmiyordum. Çağrı Hoca işte aslında oradan yürüdü. Zaten Silek kanalına katıldığında da Gök Anlamalı arkadaşımız sormuştu bildiğimiz Çağrı Hoca'mı falan diye. Orada da şaşırdım nereden biliyorlar falan diye. Nereden sonra, biliyorlar orada gerçekten ya? YouTube'dan biliyorlar işte. YouTube'da 20 bin abonem falan var. Çok da bir şey yok aslında. 3,5 milyon izleme falan oldu işte. Bayağı da. 3,5 milyoncuk. Evet, ya de, şimdi gençler milyon. Yürüyüp gittiği için 1 milyon abonesi falan olanlar olduğu için onların yanında hiçbir şey yani. Olsun. Ama ben başladığımda hiçbir şey yoktu. Ders falan da yoktu YouTube'da doğru düzgün. Ondan sonra bayağı her şey çoğaldı. Geçen sene de Facebook'ta bir deneme yaptım. Canlı yayınlar açıldığında. Ramazan boyunca sahur dersleri yaptım. O da bayağı tuttu. Aynen gece... Konseptimize uydu şu an. Aynen. Gece 1'de oturup böyle canlı yayın yapıyordum. İngilizce çalışıyorduk. 30 gün boyunca yaptım bunu. Aynı anda 400 kişinin online olduğu falan oluyordu. Bayağı etkili geçti şey, o da. Barış sen de sahurda Google Analytics yapsana. Aynen bir şey söyleyeyim mi? Eğer ülkenin büyük bir kısmının Müslüman olduğunu kabul ediyorsak bunları yapmamak için hiçbir sebep yok. Tabii ya. Yani, bir marketingci kesin. Olarak bunu yapmamış olmak için yapmamış olduğum için. Bence sen de aynen şey, öyle. Tam onu diyecektim. Tam bir pazarlamacı olarak ben de ilgi alanında olması lazım. Sahurda faizsiz finans dersi vereceğim. Bir kere faizsiz finans olmak için şey hiç konuşmaman lazım. Ya, olur mu? Dünyanın en büyük bankaları Katar'da yani ne diyorsun? Her neyse evet devam edelim. Böyle ya zaten ölü sezon olduğu için hani yazın bir de öğrenciler falan evde gece uyumuyorlar falan bayağı etkili geçmişti o. Bu öğretmenlik kariyerim işte. Bir de girişimcilik kısmı var sizi daha çok ilgilendiren. O da herkes gibi işte her girişimci gibi küçüklükten beri bir sürü denemem oldu. İnternet kısmında da oldu birkaç tane. İşte 2011'de Startup Weekend'de finale kaldım. Microsoft'un ofisinde 2 gece uyuduk işte bir projeyi çıkarmak için falan. Uyuduk derken kaldık da uyumadık. Projeyi yapıyorduk çünkü. Evet, şey, neydi proje? Uyuyarak bir proje. Evet, neydi? Proje şey, o zamanlar çok iyi anlatıyordum da şimdi neden sonra unutmuşum anlatamıyorum. Yine yemek sepeti gibi bir şey ama bunu insanların hastalıklarına ve yemek türlerine göre filtreleme yapabiliyordu. İşte şeker hastası, tuzlu yemeyenler, işte şunu yemeyenler, bunu yemeyenler diye. Ondan sonra öyle bir şeydi. Tam da çıkmadı zaten sadece. Zaten o tavsiyelerden genelde tam çıkan bir şey hiç görmedim. Niye çıkmadı ya? Ben çok merak ettim şimdi. Yani ana sebep, yani bir sürü şey olabilir de ana problem neydi mesela orada çıkmaması? Benim teknik adam olmayışımdı büyük ihtimalle. Kime yaptıracağımı da çok bilemedim. Öyle. Sonra öğretmenliğe geri döndüm falan. Zaten hep böyle bir girişimciliğe giriyorum. Sonra param kalmayınca öğretmenliğe geri dönüyorum falan. Öyle oluyor. Evet, en sonda bir öğrenme tecrübe yani hepsi. Evet. En sonda işte 2 yıldır falan şeyde Voskrin diye bir uygulamada çalışıyordum. O da eğitim startup'ı Türkiye'den. Bence mükemmel bir startup ya. Gerçekten ben gördüğüm anda yani yapmıştır işte ya falan filan dedim. Çünkü bir sürü işte genç gelip bana şey soruyor. Abi işte ne yapalım üniversitede olan, lisede olan falan filan. Hatta bir ara çok fazla Magic oynuyordum. Bir sürü böyle liseli, üniversiteli öğrenci oluyordu etrafımda. Hep dediğim şey şu oluyor. Sana da zaten bunu sormak istiyorum. Ne yapayım işte programlamayı mı öğreneyim, şunu mu öğreneyim bilmem falan. Ben de şey diyorum yani bence hayatınızda kendinize yapabileceğiniz en iyi şey çok iyi İngilizce öğrenmek. Aynen öyle. Yani hani İngilizce öğrenin çünkü şöyle oluyor. İngilizce öğrendiğinde eksenin çok genişliyor. Ya istediği literatüre evet. Yaşır hale geliyor neredeyse. Aynen. Böyle aslında bilgi evrenin bayağı bir genişliyor falan. Sizin Voskrin'i gördüğümde de şey oldum. Ya tam olarak Türkiye için üretilmiş bir ürün. Bu arada bütün global için de öyledir yani. Globalde de eminim engagement yüksek. Tabii canım inanılmaz ya. Şey çünkü neden en fazla Türkiye'de ziyaret edilen web siteleri neresi? İşte klasiklerin dışında. Dizimag. İşte dizi bilmem ne falan filan. İşte ve bu o konsepti kullanaraktan İngilizce öğretiyor aslında. İstersen bir de sen anlat. Yani hani sen daha iyi anlatırsın bize. Evet. Voskrin'de dediğiniz gibi en uzun 15 saniyelik videolar var. İşte filmlerden, dizilerden, belgesellerden, şarkılardan. Videoyu dinliyoruz. Daha sonra istersek altı yazıyı açıyoruz, istersek açmıyoruz. Sonra 2 tane seçenek çıkıyor. Biri doğru çeviri, biri yanlış çeviri. Onu seçip o şekilde ilerliyoruz. Ben 2014'te girdim. Bayağı özellik çıkardık işte mesela gramer çıkardık
Oradan Ken'i seçtiğimizde bütün filmlerdeki Ken cümlelerini dinleyebiliyoruz. Mesela okulda bir öğretmen 10 tane cümle yazabiliyorsa tahtaya, orada 300-400 belki 2000-3000 tane Ken cümlesi dinleyebilirsiniz. Peki telif böylece... hakkı nasıl oluyor burada? En çok merak ettiğim şeylerden birisi bu. 15 saniye olduğu için telif hakkına girmiyor musunuz? Tam olarak öyle değil ama o da var işin içinde. En çok gelen sorulardan biri de buydu. Fair use diye bir şey var. YouTube'da da bunu çok kullanıyorlar. 3 ayağı var aslında. 15 saniye olacak. Ondan sonra eğitim amaçlı olacak. Bir de para kazanmayacak. Yani satmayacak o videoyu. Para kazanmayacak dediğim bu kısım. Böyle olursa sorun olmuyor. Ama yine de garanti değil. Yine de şey atıyorum. Ya. Universal gelip benim bütün filmlerini kaldırın dese kaldırmak zorundayız. Yani. Ben de öyle biliyorum. Yani açıkçası onun evet. saniye sınırı falan yok. Milisaniye bir screenshot'ı bile koysan adamın şey ürünü aynen yani, öyle. Adamın malzemesi ve sen evet. izinsiz kullanmak yasak. O yüzden adı adil kullanım zaten. Yani kesin garanti vermedikleri için. Yani şey bu arada sizde startup'ı şey Voskrin ekibi tam onun etrafına kurmuş. Eğitim olacak, ücretsiz olacak, 15 senenin altında olacak. O yüzden. Hani böyle şey derler ya, bir limit vereyim sana, o limit içerisinde bir şey üret, yaratıcılığın artacaktır. Tam o kafada bir şey çıkmış yani. Ben hemen bir şey soracağım. Bu İngilizce dışında bir dil de var mı? İspanyolca falan? Şöyle hedef dil hep İngilizce, hep İngilizce öğreniyoruz ama 21 dilde yayın yapıyor. Yani bir mesela Türkiye'den sonra en çok Arap ülkeleri kullanıyor. Arabistan'dan biri Arapça altyazılarla yine İngilizce öğreniyor. Anladım yani mesela işte ben buradaki adamlara bunu göstersem desem ki bak böyle İngilizce öğrenebilirsiniz. Bu adamlar aynen ya öyle. Biliyordur ya da kendi dillerini kullanabilirler. Aynen öyle ama ileride hedefler de var işte bütün dilleri yine o şekilde öğrenmek çaprazlama olarak. Ben aslında bunu böyle ne bileyim Fransızca ya da İspanyolca olsaydı bayağı öğrenmek isterdim. İlginç geldi bana. Fransızca ama... mı? Hı. Fransızca bilmiyor musun abi? Sen ana dilin dil. Öğrenmem lazım ya. Evet, daha hala Frankofonsun diye şey yapıyoruz. Barış'la alakalı söylediğim her şey yalan arkadaşlar. İşsiz de değil, Frankofon da değil. Hiçbir şey tutturamadım. Evet. Bu bayağı iyi. Ben burada birazcık bunun şeyini yaparım ya. Marketingin. Teşekkürler. Okay, tamam, böyle işte. Hikaye değil mi? Aslında burada bitmiyor hikaye. Evet, tabii. Burada bitmiyor. Wallscreen'den ben ayrıldım. Şimdi şey, eşimle yine... Bu arada bir yine... şey soracağım Çağrı, çok özür dilerim. Kaç yaşındasın abi? 29. İnanılmaz ya. O kadar fazla şey anlattın ki. Bir de 22 falan deseydin böyle şey olacaktım. Aman Allah'ım. 4 yaşında da bir oğlum var. İnanılmaz. Hadi. Ah. Aynen. Gerçekten yani productivity'nin sonuna gelmişsin. Üretilecek evet. Ya Sims oynayıp her şeyi yapıp sıkılan karakter moduna gelmek üzeresin yani. Evet. Öyle diyorlar genelde. Seni tatmin etmek çok zor olacak ya. Biraz daha yaşlanınca. İnşallah olmaz ya. Çok sıkıcı olur öyle hayat. Aynen. Şimdi işte şey... Bir yayın evi kuruyoruz eşimle. İngilizce yayınları yapıyoruz. Kurumlara özel yani dışarıda sattığımız değil de işte Diyanar'da falan. Direkt kurum diyor ki bana şu konuyla ilgili İngilizce kitabı lazım. Onu üretiyoruz, veriyoruz. Şu kadar baskı istiyorlar. Bunlar öyle bir şey yapıyoruz. Bir de işte abonelikle e-ticaret deneyeceğiz bu ay. 25 Mayıs'ta açılacak İngilizce Kitap Kulübü. Her ay üyelere okuma kitabı göndereceğiz. Çok İki iyi. Seçeneği olacak. İşte biri de konuşma kulübü de olacak. Kitap kulübüne ek olarak. İşte okudukları kitapla ilgili bir native hocayla konuşacaklar. Of, çok iyi ya. Bir dakika hemen writing'e girmek istiyorum. Evet, şey, ne kadar ücretlendi mi? Barış ve benim işimizin kombinasyonu. Barış e-ticaretçi, ben aboneci. İkimizin kesiştiği noktada süper. Ya fiyatları işte onu aslında size de danışmak istiyordum ama çok zorlanıyorum fiyat konusunda. Evet, doğru platform burası evet. olmayabilir yani. Slack kanalında falan. Yok. Bence bölümü göndermek istiyorum ve 49 TL'de tutmak istiyorum. Dışarıda ne kadar onu söyleyeyim. Bir İngilizce hikaye kitabı 10 pound, Türkçe'ye çevirince ya Türk lirasına çevirince 40 TL ediyor. O yüzden ben %50 indirimle falan göndermeyi amaçlıyorum ama çok zorlanıyorum. Türkçe kitap gibi değil çünkü işte Oxford Türkiye ile falan görüşüyorum. Adamlar diyor ki abi bize gelişi zaten şu kadar falan diyorlar. O yüzden bayağı zorlanıyorum. Türkçe kitap olsa biraz daha kolay olacaktı. Yani ne kadar açıkçası. Oxford olsa Oxford Türkiye abi bize gelişi bu kadar diyor yani. Evet aynen. Aynen öyle diyor. Bu it comes Oxford'un... with this price falan filan diye bir adam kötü kötü. Ay. Ya şey diyeceğim, burada sırf böyle bir iş için gidip acaba İngiltere'yle falan yani kitaplar nereden geliyorsa orayla konuşmak mümkün müdür? Yani belki konuşursam buradaki adamları da ikna ederler. Onlar
Bu adamlar özel vermek üzere daha indirimli gönderiyorlar İngiltere'den falan. Evet, öyle bir şey yapacağız. Yani yapmayı düşünüyorum. Zaten şey, en düşük aldığım fiyat direkt İngiltere'den, Oxford'dan şey, 10 bin, yıllık 10 bin kitap alırsan şu kadara düşeriz diye bir anlaşmayla verebiliriz dediler. Oraları da zorlamayı düşünüyorum bakalım. Sen peki bir şey diyeceğim. Her abonelikten para kaybedeceksin. Öyle mi? Kesildi ses. Pardon, özür dilerim. Şey, her abonelikten para kaybedeceğim bir model mi bu? Ekonomik olarak negatif şey mi var yani? Unit ekonomiksel. Onu yapmamaya çalışacağım ya. Az da olsa biraz kar olsun diye düşünüyorum. 10 pound ne kadar? 10 pound 40 TL'nin üstünde ya. İşte 40 TL'nin üzerinde. Sen 49 TL'ye satıyorsan onun üzerine bir de kargo, zartürk bilmem ne bir şey yapıyorsan. Evet. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ödeme altyapısı komisyonu. Audible böyle çalışıyor. Audible'da benim şeyim var. Aylık üyeliğim var. Ve dijital kitap işte şey dinleyebileceğim kitap alıyorum. Sesli kitap dinliyorsun. Sesli kitap alıyorum. Evet. Ama yani Audible'ın modelinde şöyle bir şey var. Adam bana zaten onu göndermiyor. Kargolamıyor. Aynı zamanda çok düşük maliyeti sıfır var. Sıfır bir maliyeti var aslında. Yani bana ikinci bir tane... şey kitabı satmasının çok düşük bir maliyeti oluyor. Seslendirmeye falan. Ne kadar para ödüyorsa o da milyon kişiye satınca tabii dediğim gibi. Ya orada yine şey ödüyorlar, royalty büyük bir şey ödüyorlar. Aslında o kadar da ucuz değil ama yani hani benden bayağı bir kar yüzdesel olarak çok büyük zaten bir kar var. Zaten kitabın kendisi de pahalı bu arada. Hı-hı. Yani ucuz bir şey de değil. Evet. Yani kendisi kitaptan çok daha pahalıya satılıyor. Acaba şey mi yapsam ama yani, aslında Türkiye'de pahalı ya, yurt dışında sesli kitap o kadar pahalı değil bence. Şey, Amazon'un sitesi dolar cinsinde benim gördüklerim daha pahalıydı sesli kitapları. Yani %15 falan daha ucuz oluyor normal kitaptan. Hardcover olmayan, softcover olan kitaplardan %15 falan daha ucuz oluyor. Ha tamam. Anladım. Daha ucuz ama çok ucuz da değil. Yani ben daha uygun bir fiyat bekliyorum. Türkiye'de şey bile var. Sesli kitabı daha pahalı olan kitaplar falan oldu, gördüm ben yani. Bu arada sesli kitabı daha pahalı olan kitaplar oluyor. Mesela şeyler bu Oscar almış oyunculara falan seslendiriyorlar. Var öyle şeyler ama bu arada onların deneyimi gerçekten farklı. Mesela Dune diye bir kitap var benim çok sevdiğim. Dune. Ha benim dediğim Türkiye'de. Türkiye'de işte yurt dışında pahalı dedim ya. İşte Dune'un seslendirilmeli kitabı vardı. Seslendirilen adam böyle şey yani bayağı ünlü birisi falan ve hikayeyi böyle şey yapmışlar. Soundtrack'i falan var. Kitabın yani. Böyle şey production yapmışlar gerçekten. O mesela gerçekten bambaşka şeydi. Bir şey. O evet bambaşka bir şey olmuş. Ama belki sesli kitapla yapabilirsin. Çünkü o daha fiziksel olarak göndermediği için daha az maliyetli olur. Evet ya, Oxford da şöyle bir şey teklif etti aslında. Dedi ki bizim online kütüphanemiz var dedi. Biz zaten bunu da abonelikle satıyoruz falan. Sen de böyle bir şey yap dedi. İşte 25 kitap ver falan dedi işte. Elektronik kitap yani. Evet, elektronik. Hem işte sesini de dinleyebilecekler. PDF olarak da okuyabilecekler falan ama ben bunu biraz hani şeyden çok, kitap satmaktan çok biraz deneyim kısmını satacağım gibi. Hani 2017 biraz abonelik yılı olacak falan diyorlar ya. O kısmı biraz deneyeceğim. İşte insanlar eve kargo gelmesiyle heyecanlanıyorlar, işte kutunun açması falan. O kısımlar online'da olmayacağı için bir böyle ya deneyim diyorum. Bu şekilde bir şey var. Ben de yani dijital olmasından sonra fiziksel olmasını tecrübe anlamında daha tercih ederdim. Hem müşteri olarak hem de bunu ben yapıyor olsaydım da öyle olmasını tercih ederim. Ama bence kesinlikle bunu kar için yapmalısın ve büyük bir kar için yapmalısın. Bunun böyle bir şey olamaz yani. Ne derler? Hani sen kendini öldürerek bunu bence yapmamalısın. Çünkü o zaman sürekli olmaz. Birkaç ay sonra yapacak hale gelirsin. Evet. O öyle olamaz yani. Öyle olacağına hiç olmasın daha iyi. Ya da öyle olacağına gerçekten sadece sesli kitap olsun daha iyi bence. Ama bence öyle olmasın. Normal. Bence parayı kazan. İyi para kazan, daha kaliteli yap, kutusu daha kaliteli olsun, işte buluşmaları yap, orada hani konuşma kulübü diyorsun ya, onunla ilgili insanlar gelsin falan, orada bayağı bir sinerji olabilecek şey var. O yüzden bu iş belki en başta birazcık para yakabilir. Aynen. Yani kesinlikle para yakar bu arada, sadece belki normalde beklendiğinden daha fazla yakabilir ama ben bir müşteri olarak buna heyecanlanırım. Evet, güzel bir komünite oluşur gibime geliyor bence de. Evet, mesela şey olabilir. Devam etmek lazım. Aynı kitabı almış olan insanların da bir araya geldiği falan filan bir ortam tarzı bir şey olabilir. O zaman da tabii şey, yani senin aslında bir tek kitabı almak değil, hani aslında bu şeyi bir araya getirmek, bu kitapları okuyan insanları bir araya getirmek gibi bir amacın olursa daha değerli olabilir. Yani çünkü ben normalde 40 TL'ye alacağım bir kitabı, mesela 60 TL'ye alabilirim belki de böyle bir şey için. Özellikle iş kitaplarını okurken. Ben alırım bu arada. Çünkü iş kitaplarını birileriyle tartışmak istiyorum. Evet. Çok ilginç.
Evet. Zaten hani şey, bir ihtiyaç da o kısma. Ben danışmanlık da veriyor gibi olacağız aslında burada. Çünkü benim kendi öğrencilerimde de en çok gördüğüm, hangi kitabı okuyalım falan, o kısım var. Şimdi bunlar da seviyede olduğu için altı seviye oluyor. Kendi seviyesini bilmeyenler işte o tarz konular dediğiniz gibi bir katma değer olacak. Sadece kitap almayla gibi olmayacak yani. Hedef kitle şey mi? Daha böyle İngilizceyi yeni yeni öğrenmiş ya da orta seviye olanlar mı, yoksa şey mi? Daha iyi bilen, zaten sürekli kitap okuyanlar mı? Aslında altı seviyenin altısında da biz satış yapacağız ama piyasa şunu gösteriyor. En çok yığılma ilk 2-3 seviyede falan, yani yeni başlayanlarda falan oluyor. Anladım, anladım. Her türlü satış için öyle. Doğru, İngilizce doğru. Yapmasın. Doğru. Mantıklı. Ne zaman başlıyorsunuz ama bunu yapmaya? Bugün şey, site lead ekranı açıldı. Yani e-mail topluyoruz. İngilizcekitapkulübü.com 25 Mayıs'ta da siparişleri almaya başlayacağız abone olarak. Kulübünün bir dakika, ben... iki U'lu mu yoksa tek U'lu mu? Canlı canlı bakıyor şu an Sami Can. Kulübü. Kulübü. İngilizcekitapkulübü.com. Evet. Peki Çağrı, bu sadece şey mi? Yani sadece kitap mı geliyor? Fiziksel olarak kitap gelmesi dışında bir şey var mı burada? Sadece kitap değil aslında, hani hepimiz İngilizce öğrenirken ya da başka bir dil öğrenirken böyle motivasyonumuz falan kırılıyor ya, o kısmı da var. Hem herkes birbirini destekleyecek, hem de bir danışmanlık gibi işte bize soru sorabilecekleri, işte seviyelerini öğrenebilecekleri, kitapla ilgili yine bir soru danışabilecekleri bir şey de olacak. Aynı zamanda buluşmalar olacak. Hem Skype Conversation Club olur, hem yüz yüze Conversation Club olur. Bu tarz etkinliklerde destekleyecek diye düşünüyorum. Anladım. Şey, yani sen bunun üzerine ekstradan ben para verip şeylere mi dahil olacağım? Bazı şeylere mi dahil olacağım? Yoksa bütün üyeliğin içerisinde mi? Üyeliğin içerisinde olur. Yani bir Skype olan hariç o ekstra paralı. Hı-hı. Diğerleri üyeliğin içerisinde olur. Süper. Yani peki şeyi merak ediyorum ben. Nasıl böyle bir fikirle geldin? Çünkü şey önemli. Sen şimdi bize kendini anlattın. Çok farklı bir... Hı-hı. Geçmişim var yani, hani atıyorum İngilizce 19 yaşından beri İngilizce öğretmesin, 6 yaşında İngilizce öğretmen olmak istemişsin. Zaten bunun etrafında evet. Yapılabilecek olası bir sürü işi de yapmışsın. Nerede evet. Gördün bu fırsatı? Yani nasıl oldu da gördün ve neden böyle bir şeyin içerisine girmek istedin? Aslında işte yayıncılıkla uğraşırken biz normalde YDS soruları hazırlıyoruz. YDS bu kamu personelinin dil sınavı oluyor. Ben bunu kurumlara işte haftalık falan teslim ediyorum. Dedim ki bunu dışarı da açsam, herkese haftalık teslim etsem mi diye düşündüm. Sonra kargonun gitmesi zaten 2-3 gündür falan diye düşününce vazgeçtim o fikirden. Ondan 2-3 hafta sonra Fatih Güner'in kitap kulübünü gördüm. Slack kanalında da bahsedilmişti galiba. Hı hı. Ondan sonra dedim ki, heh dedim, orada aklıma geldi. Bunun İngilizcesini yapayım ben dedim. İngilizce kitap okuma kulübü olsun dedim. O sıra Fatih de bir kitap fuarına gelmişti. Hemen mail attım, randevulaştık, buluştuk falan, anlattım. Ben de bunun İngilizcesini yapmak istiyorum falan. O da alt kategori aç dedi bizim kulüpte. Ben de yok öyle olmaz, zaten İngilizcenin kendi alt kategorileri olacak, çok karışık olur falan dedim. İyi o zaman bana haber verirsin falan dedi. Öyle ayrıldık. Sonra ben yapmaya başladım. Bu aralarda Fatih'e mail atarım. Şey, bu arada mesela benim bir... ya böyle şeyler neden benim hoşuma gidiyor? Şöyle söyleyeyim. Ben içeriğin, herhangi bir içeriğin, Barış'la zamanında bunu konuşmuştuk. Böyle bir sırayla tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani içeriğin de bir hiyerarşisi var. Atıyorum işte mesela İngilizce'de bilim kurgu okuyorsun. Önce böyle çok bazı gerçekten herkesin hoşuna gidebilecek bilim kurguları okuduğun zaman ondan sonra diğer bilim kurgulara gidebiliyorsun. Mesela daha kompleks, işte Scanner evet. Darkly diye bir kitap vardır mesela Philip K. Dick'in. Böyle anlaması biraz zordur. Karışık bir kitaptır. İşte konsept olarak da değişik bir şeydir. Ama onun öncesinden seni heyecanlandıracak birkaç tane şey okuduysan, bilim kurgu kitabı okuduysan onu sevebilirsin. Ama ben sana ilk okuyacağım bilim kurgu kitabı olarak Scanner Darkly'yi versem, lan ne lan bu böyle, hiç boş bir şey anlamıyorum falan filan diyebilirsin. Evet. Bu arada bu şeyde non-fiction dediğimiz, yani hani böyle roman olmayan şeylerde çok daha belirgin. Atıyorum çok basit bir iş kitabı okursun, yönetimle alakalı bir kitap okursun, sonra daha komplikelerine gidersin ve böyle abonelik sistemlerini de doğru bir şekilde kurarsan ve işte gelen bir sonraki kitap bir öncekiyle alakadar ama onun da üzerine bir şey katan ve seni de sürekli kompleksleştiren bir şeyse, bence kesinlikle böyle şeyler daha çok çalışır. Bu arada Amazon'un bu kitap rekomend eden sistemi de bence ondan çalışıyor.
Çünkü hep böyle bir %20 evet. sana alakadar, yani tam okuduğun kitabın benzeri, %80 de benzeri ama üzerine bir şey katan kitaplar falan öneriyor. Hani, ben bilmiyordum ama evet. öyle mi yapıyor? Evet evet aynen, yani şey yapıyor sana mesela, şey yapmıyor. Bir atıyorum en son biz şey okuduk, Amaç diye bir kitap var, The Goal diye, bu Ellie Goldratt'in şeyde anlatmıştım, podcast'ta anlatmıştım. Mühendisliğin temel kitaplarından. Evet aynen mühendisliğin temel kitaplarından birisi. Mesela sadece ona benzeyen kitaplar önermiyor. Neden? Çünkü sadece ona benzeyen kitaplar okursan 5 tane kitap alırsın ve lan hepsi benzer şeyler anlatıyor falan oluyorsun. Ondan dolayı aslında bir sonraki seviyede bunu okumalısın falan gibi şeyler de öneriyor. Abonelik sisteminde bunun tam şeyi aslında. Hani okey bunu okuduysan artık bundan sonra da bunu okumalısın gibi. Bir sırayla geliyor çünkü. Belki burada böyle bucket sistemi gibi nasıl derler, bir şeyde nasıl diyeyim, böyle bir sıra gibi listeler oluşturulabilir ve işte siz bu seviyedeyseniz böyle başlayın, şununla devam edin, şununla devam edin gibi. Aynen. O listelere subscribe olabilirler ve diyelim ki o listede 12 tane kitap var. Bir yıllık subscription anlamına gelir o. Öyle devam eder. Ondan sonra o liste bitince ikinci listeye geçer. Yani şey gibi İngilizce öğrenirken kurlar vardır ya, birinci kur, ikinci kur. Öyle de devam edebilir. Bu arada zaten biz şu anda ürünle ilgili fikirler verip duruyoruz ama sen tabii çok daha netleşmiş olabilirsin şu ana kadar. Yok yok, her fikir gerçekten çok önemli. Ben de şey düşünmüştüm zaten, işte bunu destekleyici bir materyal olacak ya, muhtemelen bu bir öğrencidir ya da bir kursa gidiyordur falan, ekstra bu kitabı alıyordur. Her 3 ayda bir seviye yükseltme talebinde bulunurum diye düşünüyordum üyelere. Tabii yine seviye tespit sınavıyla 3 ay önceki seviyenizde değilsinizdir muhtemelen, bu kadar kitap okuduysanız ve İngilizce çalışıyorsanız diye. Dediğinle bağlantılı diye düşünüyorum. Yes. Evet ya, bu bence ne olursa olsun iyi bir tecrübe olacak ya. Bu evet. Türkiye'ye kesinlikle ihtiyaç bence. Yani ne zaman açmayı düşünüyorsun bu arada? 25 Mayıs. 25 Şimdi... Mayıs. Ben, şimdiden... Benim Türkiye'ye geldiğim gün. Bence çok doğru bir zamanlama. Süper. Barış. Barış. Şimdiden böyle, mail bırakılabilir. Davul ve zurna ile Barış'ı şey yaparken, karşılarken bir yandan da senin ürününün açılış tarihini kutlayabiliriz. Süper. Peki bu projeyi nasıl fonluyorsun Çağrı? Yani hani bir yerden yatırım aldın mı? Ne yapıyorsun? Yatırım almadım. O çevreyi de çok bilmiyorum açıkçası. Sizle falan tanıyorum. Şu an kendim fonluyorum. Hem önceden biriktirdiğim parayla hem de dediğim gibi yayın işi falan yapıyoruz. Oradan gelen parayı da buraya aktarıyorum. Bu şekilde gidiyoruz şu anda. Bak sana tavsiyem, podcast'in kendisine söylüyorum. Barış'la iletişimi koparma. Nereye kaçarsa kaçsın peşinden koş. Çünkü bak hem Barış'ın çok sevdiği tarz işler bunlar. O böyle çok sever. Ve böyle şey, bunun ekonomisini tutturmana da çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü tam böyle çok şey, doğru maliyetle müşteri kazandığın durumda gerçekten iyi bir yere gidebilecek bir iş. Biz daha önce podcast'te Tuna sen gelmeden önce konuşmuştuk galiba. Dollar Shave Club konuştuk Barış, değil mi? Yes. Evet. Milyar dolara satıldı çünkü. 1 milyar dolara satılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oo, çok iyi. Onun dışında bir tane Amerika'da şey var. Ben hatta Amerika'da birkaç arkadaşıma aldım. Böyle bir erkeklere özel böyle işte krem, bilmem ne, işte kozmetik ürünler gönderen bir tane kutu şeyi var. Birchbox'tı galiba adı. Şey onu da podcast'ın altına yorumlara açıklama kısmına yazarız. Birchbox da en son hayvan gibi bir yatırım aldı. Ya bu işi böyle doğru ekonomik dengeye oturttuğun zaman gerçekten ve böyle etrafında düzgün bir şeyler oluşturduğun zaman, çünkü bir arkadaşıma mesela 6 aylık alıyorsun Birchbox'ı. Yani adam diyor ki 6 ay abonelik alacaksın. Her 6 ay ödeyeceksin bunu. Ve 6 ay boyunca o aldığın kişiye sürekli farklı hediyeler gidiyor. Ve her seferinde beni arkadaşım aradı şey diye. Abi bu sefer de böyle bir şey çıktı falan filan diye. Ve mesela onlar o ekonomiyi çok güzel yakalamışlar falan filan. Oradan dev gibi bir şirket oldular. Yani burada gerçekten o ekonomiyi tutturmak çok önemli. O ekonomiyi tutturmana da en çok Barış yardımcı olur. Evet ya, biz de... Biz de geçen seneden beri mesela oğlum için çocuk aktiviteleri kutusuna aboneyiz. Ha, i̇şte Pakoli geçen mi? Bölümde Tuna'nın bahsetmişti. Evet, Pakoli. Evet, ismini söyleyelim artık. Ya. Yani söylemeyelim dedik. Ya böyle şey gibi oldu ama yani. Böyle çok sır gibi oldu. Girişimci yani, muhabbetinin konuşmacılarından olan kalın kaşlı, köpeği olan insan gibi bir şey ya, oldu yani. Şimdi şey, adamların bir gizli anlaşması vardır, bir şey vardır. Söylemek istemedim ama. Neyse artık açık ettik yani. Pakoli'ne evet.
Ben şey anlamıyorum. Orada da rekabet var bayağı. Çok özür dilerim. Buna bir antiparantez açacağım. Yani startup ekosisteminde bir firmaysan, yatırım arıyorsan bağırman lazım. Yatırım bas, arıyorsan bas, lazım. Yani zaten yatırım aramıyorum falan demiyorsun yani. Hani öyle bir yani okey şu anda yatırım sürecinde değiliz diyorsun en fazla. Hmm. Anladın mı? Hani biz hiçbir zaman yatırım almayacağız falan diye geziyorsan zaten yatırımcı şey girişimci ekosisteminde değilsin. Her neyse özür dilerim. Bu mesaj çağrıya şey miydi? Yok çağrıya değil. Böyle bazı insanlar var şey yapıyorum mesela yatırım arıyorsunuz söyleyebilir miyim falan diyorum. Aman hayır lütfen söyleme çok gizli. Ya sanki ne bir ben bilim. Arayabilirim ya söyleyebilirsin. Evet söyleyeyim işte yani buradan mesela duysun şeyler. Çağrı Menteş kendi kitap kulübü için İngilizce kitap kulübü. Evet. İki uyla şu anda yatırım arıyor aktif bir şekilde arıyor. Tabii belli yerlere getirmen lazım rakamlarını ondan sonra bir şey olur diye düşünüyorum ama güzel bir yere gelir umarım. Demin konuşurken şimdi bu iş tabii ki benim çok ilgimi çeker ama bu işle ilgili benim ilgimi çeken bir kısım daha var. O da bir community oluşturma kısmı aslında. Şimdi bizim zaten Slack kanalında işte meetuplarda girişimci muhabbetiyle beraber yaptığımız hatta benim en başta yaparken daha işte hiç kimse dinlemediği durumlarda heveslendiğim bir şeydi. Ve bir kısmını ayaklarındakilerini yapabildik. Şimdi Çağrı'nın işinde de şu var. Evet çok basit, çok düz bir e-ticaret kısmı var ama bence onu esas besleyecek kısım öbür taraftaki komünite kısmı olacak. O yüzden o ikisinin paralel büyümesi gerekecek. O yüzden ilginç bir kısım ve ben her zaman diyorum ya yani herhangi bir şey satmak istiyorsan ne bileyim insanlara online kısımda bir aksiyon aldırmak istiyorsan o insanlarla ilişki kurman gerekiyor. Bu işte oradan geçiyor işte gerçekten. O komüniteyi oluşturmak ki bu komünite oluşmak için çok hazır bence çünkü zaten her türlü yardıma açıklar ve beraber bir şeyler öğrenmenin hissi de hiçbir şeyde yok. Bence çok büyük bir fırsat var burada. O komiteyi oluşturup üzerine oradan satışları bekliyor olmak bence daha doğru bir yol olacak. O tarafta ben eğer isterse Çağrı yardım edebilirim tabii ki. Tabii süper olur. Süper. Buyurun Sami Can Bey. Okey şimdi buradan evet daha kişisel bir soruya geçelim. Girişimci muhabbetini nasıl duydun? Neden girişimci muhabbet dinliyorsun? Bugün niye buradasın bize onu anlatayım. Nereden düştün buraya? Ya ben aslında Android kullanıcısıydım. Çok severek, savunarak kullanıyordum. Ama aynı zamanda podcast olaylarını falan da çok seviyordum. Sırf podcast için iPhone'a geçtim. İlginç ama ya Android'de de tabii ki podcast uygulamaları var ama çok efektif kullanamadım nedense bilmiyorum. Daha sonra işte ne dinleyeyim falan diye bakarken girişimci muhabbetini gördüm. Tabii ki işinde girişimcilik olduğu için ilgimi çekti. Dinlemeye başladım. Tabii 99. Çünkü, bölümde dinlemeye başladım ben. Böyle 10 tane falan podcast var. Zaten 9 tanesi çok hızlı İngilizce öğren. İngilizceyi hemen öğrendim. Hızlı öğren. Hangi bir podcast oldu? Ben de podcast paylaşayım o zaman şey olsun. Community oradan da oluşsun. Aynen. Ondan sonra o sırada siz Patreon'a da patron almaya başlamıştınız. Onu duyuruyordunuz bölümlerde ve Barış ekipmanı kaybetti. Yine bu konu açıldı ya. Ben de destek olayım diye öyle Patreon'dan patron olayım dedim. Sonra buraya kadar geldim. Barış'ın travmasına Slack kanalına katıldım. Evet. Barış'ın travmasına yardımcı olmak için değil mi onun tedavisi? Evet sen bayağı aktifsin bu arada. Slack kanalında bayağı aktifsin. Yani. Evet orayı çok seviyorum. Hiç öyle beklemiyordum. Önce ben şey sanıyordum. Herkes bir şey paylaşır. Ben sadece okurum sanıyordum. Baktım çok hoş bir ortam var. Ben de aktif olmaya çalışıyorum. Süper. Bu arada Barış'ın ekipman kaybettiğini hatırlattın iyi oldu. Ben de Barış'ın işsiz olduğunu ve aynı zamanda Fransızca bilmediğini de hatırlatayım da şey olsun. Ben de şeyi hatırlatayım. Patronlarımızın verdiği parayla Barış'ın sigortasını yatırıyorsun. Ben girişimci muhabbetinin ne derler? Bu çalışanıyım yani. Kara delik. Kara delik diyelim evet aynen. Daha demin ne dedin? Kafesledim parayı. İç etti. Evet Patreon'dan gelen parayı iç ettim ve Katar'a geldim. Kaçtım yani buraya. Vize olmayan tek yere. Offshore hesabını aktardım. Bu arada şu anda 275 dolar alıyoruz ayda. O kadar mı olmuş? Giderlerimizi anca. Onunla ancak böyle Bangladeş'e falan kaçarsın diye düşündüm ama Katar'a kaçtın. Bangladeş'te 2 ay yaşarım yani 275 dolar. Gerçekten öyle. Bu arada sana sormak istiyorum. Eğitim alanı ekosistemde çok ilginç bir yerde. Yani mesela English Ninjas diye bir şey var.
Ali'ydi galiba, evet. Founder. Geçen onunla tanıştım ben. Ya böyle bir sürü bu alanda girişim yapan insan var. Ama nasıl oluyorsa çok parlak bir firma hiç duymadım ben. Mesela bu arada bizim melek yatırımcımız Tarık var, belki duymuşsundur. Tarık'ın da ilk yatırımı inekle.com'du. Kendi kendi projesi, yatırım demeyeyim de. Mesela o da belli bir yerlere geldi ama hiçbir zaman o yerlere gelemedi. Yani neden böyle sence? Yani nedir? Ve ekosistemdeki eğitim startuplarıyla alakalı sen de düşünüyorsun Türkiye'deki ve yurt dışındaki? Ya benim düşündüğümden çok takip ettiğim kadarıyla şöyle diyorlar. Gelecekte en büyük işte şirketler eğitim şirketleri olacak. Startupların en çok büyüyenler onlar olacak diyor. Zaten bu yakın zamanlarda Forbes'ta mesela Eren Bali kapak olmuştu ya. Orada da şey diyor işte, Türkiye'den çıkan ilk milyar dolarlık startup eğitim kategorisinde çıktı falan diyor. O da güzel bir gelişme aslında. Ve bir de şunu biliyoruz mesela, yurt dışında da İngilizce ile alakalı bir startup çıkınca kendi ülkesinden sonra ilk geldiği ülke Türkiye oluyor ilginç bir şekilde. Burada çünkü işte internet penetrasyonu çok yüksek, sosyal medya çok kullanılıyor ve İngilizceye çok ihtiyaç var. İşte English Ninjas'ın rakipleri Japon Engo var, bir de Amerikalı Cambly var. Onlar feci işte Türkiye'ye saldırıyorlar şu anda. Bu da yine ilginç bir şey. Türkiye için de bence iyi diyebileceğimiz bir şey. Şey ilginç yani, Türkiye'ye geliyorlar ama yani Türk piyasasında kim para harcıyor buna, ben merak ediyorum. Yani gerçekten insanlar İngilizce eğitimi için para harcıyorlar mı? İngilizce eğitimi için çok para harcıyorlar. Bu genel İngilizce kısmında çok harcamıyor olabilirler belki ama konuşma kısmında harcıyorlar. Konuşma kısmı da işte zaten en çok startupların yoğunlaştığı kısım, video chatlerle. Bir de en çok işte YDS dediğimiz kamu personelinin hazırlandığı sınavların olduğu bölüm, onlar çok para harcıyorlar. Onlara yönelik mesela bir startup olsa, online bir sistem olsa bayağı gider yürür. Bizim ben kurumsalda çok harcama yapıldığını biliyorum. Özellikle Conversation Club tarzı konuşmalar için çok çok harcama yapıldığını biliyorum. Bir tanesini test etmem için beni göndermişlerdi hatta. Şey peki yani yerel piyasada, bu arada sen kesin bunu biliyorsundur, merak ettiğimden soruyorum. Böyle Türkiye'de İngilizce konuşma oranı, bir de bunların böyle değişik puanlamaları ve listelemeleri oluyor. Globalde hangi işte ne kadar iyi bilmem ne konuşuyorsun falan filan gibi. Türkiye nasıl bir yerde? Türkiye konuşma konusunda bayağı sıkıntılı bir yerde. Çünkü her yetenek, işte dört dil yeteneği var ya, her yetenek kendisini ne kadar kullanırsak o kadar gelişiyor. Bizim de işte eğitim sisteminde konuşma en az kullanılan. Bizde en çok reading yapılıyor. İşte okuma sürekli yapılıyor, çeviri yapılıyor. O yüzden konuşma konusunda bayağı sıkıntılıyız. Ama gelişirse ülke içinde çok büyük katkısı olacak. Şöyle araştırmalar var işte. İngilizce oranı, ülkedeki İngilizce bilinirlik oranı arttıkça ülkenin gayri safi milli hasılası bayağı artıyor. İşte Güney Kore falan örnekleri var bununla ilgili. O yüzden İngilizce öğrenirsek hem kendimiz hem ülkemiz için gayet güzel şeyler yapmış oluruz. Şimdi daha demin şeyi çok merak ediyorum ben. Japonların İngilizcesi çok kötü. Bence bir Türklerden daha kötü. Nordiklerin çok iyi mesela. Nordikler ama zaten şeyler. Kendi dillerini o kadar sallamıyorlar ki. Ana dil gibi kullanıyorlar. Yok şey diyor mesela, Danimarka'da böyle birisiyle Danca falan konuşmaya çalışıyor. Ya boşver Danca'yı ya. Saçma sapan bir dil zaten, hiçbir şey anlatamıyorsun. İngilizce konuşalım falan diyorlar. Gerçekten sallamıyor adamlar. Ama mesela Japonların İngilizcesi çok kötü. Ben ona çok şaşırıyorum. Gerçekten konuşamıyor herifler yani. Ben konuştum Japonlarla İngilizce. Japonca konuşuyor aslında da İngilizce konuştuğunu sanıyor. ve adamlar global ekonomiye çok entegre. Kore'de de böyledir diye biliyordum ama sen şu an tam tersi bir şey söyledin. Bir de mesela ben hep İngilizce öğrenme startuplarının çok fazla Japonya'dan da çıktığını gördüm. Mesela senden İngilizce, English Ninjas'ın rakibi de Japon dedin. Demek gerçekten öyle bir şey var. Eğitim bayağı sistemi da anlamında da onlar. Benziyoruz bu arada adamlarla. Onların da ÖSS gibi bir şey olan nadir ülkelerden birisi zaten. Evet. İşte Çin'de falan mesela çok İngilizce önem veriyorlar. Hatta bir TED konuşmasında örnekleri var. Böyle bir stadyum dolusu öğrenci, İngilizce öğretmeni var statta. Onun söylediklerini tekrarlıyorlar falan. Böyle manyak manyak şeyler yapıyorlar. Evet, tabii o kadar fazla insan olunca artık böyle nasıl, hani MOOC diye bir şey var ya, hani böyle Mass Online Courses falan. Adam diyor ki yapacak bir şey yok. Stadyuma doldurup aynı anda ders veriyorum. Bayağı fantastikmiş. Evet.
Evet, Çağrı, şimdi yaklaşık 40 dakika oldu. Bölümü kapatmadan sana, bize çok gelen sorulardan birisi, sana da çok alakadar bir soru olduğu için soracağım. Çok fazla genç dinleyicimiz var bizim. Yani böyle şey, üniversite öğrencisi olan ya da işte kariyerinin başında olan, hatta lise öğrencisi olan falan filan bir sürü dinleyicimiz var. Ve bize sürekli şey soruyorlar. İşte Tuna abi, nasıl senin gibi bir kariyer sahibi olacağım falan gibi şeyler soruyorlar. Yakmayın kendinizi. Sen de gerçekten şey çok önemli yani, böyle 6. sınıftayken okey ben İngilizce öğretmeni olacağım diye böyle karar verip şu anda da böyle dibine gelmişsin yani bu konunun. Hani şey, level 99 İngilizce öğretmeni olmuşsun. Şey, ne önerirsin gençlere? Ne yapsınlar? İngilizce İngilizce öğreninden başka bir şey söylemen lazım bu arada. Evet, onu sen söyledin. Evet. Tamam. Onun dışında ya çok farklı alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Çok farklı ilgi alanlarına sahip olabilirler. İşte kendimden örnek vereyim. Ben öğrenciyken işte web tasarımla da ilgileniyordum. Öyle ilgimi çekiyordu. Video yapımıyla da ilgileniyordum. Mutlaka bir yerde ileride böyle karşımıza çıkıyor bu. Kullanacağımız yerler oluyor. Bir de mesela çok saçma bir örnek ama promosyon sitelerinde gezmeyi seviyordum böyle. İşte 1000 tane kalemi kaça basarlar falan, ne yaparlar falan diye hiç işime yaramayacakken bunlarda geziyordum. Şu an işime yaradı. O yüzden hiç şey olmuyor. Ya nereden bulurum, kaça yaptırırım falan diye düşünmüyorum. Çünkü sanki o konuda tecrübem varmış gibi oluyor. O yüzden çok geniş yelpazede ilgi alanları olursa mutlaka bir yerlerde işlerine yarar diye düşünüyorum. Yani vakitlerini boşa geçirmek yerine öğrenciliklerini iyi değerlendirirlerse süper olur bence. Şeyi merak ediyorum. Öğrenmeyi öğrenmek diye bir şey var mı sence? Sen sürekli birilerine bir şey öğrettiğin için bunu şey yapıyorsundur. Ben böyle bir konsept olduğunu düşünüyorum. Farklı bir sürü şey öğrenmeye çalışan insanlar zamanla bir şey kendine öğretme konusunda daha iyi oluyorlar sanki. Evet, işte ona çok katılıyorum. Hatta öğrencilerime de çok tavsiye ediyorum. İngilizceyi aslında herkes şu an bu çağda kendi öğrenecek kapasiteleri var. Materyalleri de fazlaca var ama genelde insanlar buna alışkın değiller. Ben sanırım üniversitede bir yerden sonra o moda girdiğim için işte yüksek lisansta derste oturamıyorum böyle hiç. Dinleyemiyorum çünkü sanki evde kendimi öğrensem daha iyi öğrenecekmişim gibime geliyor. O yüzden o konuda katılıyorum. Süper. Okey. O zaman bu bölümü de yavaş yavaş kapatabiliriz. Evet. Patronlarımıza güle güle diyeceğiz galiba. Çünkü evet, ayın ilk haftasına geldik değil mi? Geldik. Ayın ilk haftasına. Peki patronlarımızla ilgili neler yapmayı düşünüyorsun Samcan? Bunu söyle. Tamam. Önce Çağrı, sana teşekkür ediyorum. Önce bizi desteklediğin için çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Patronumuz olduğun için teşekkür ediyorum. Bir de şu anda Skype'tesin ama yüz yüze de teşekkür etmiş olalım. Şimdi bayağı bir patronumuz var. Kaç tane var? Sayamıyorum şu anda. Bir sürü var işte. 20 kişi falan okuyoruz her seferinde. Ben şey biraz karşıyım. Yani teker teker herkesin ismini tak 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 diye okumaya biraz karşıyım. Ondan dolayı şöyle yapmaya karar verdik. Aslında bu fikri de bize Çağrı verdi. Dedi ki normalde Patreon'dan para veren patronları mesela 5 tanesini bir bölümün altına koyuyorlar ya da 5 tanesini bir bölümde söylüyorlar falan filan. Biz de aslında diyoruz ki burada $5 vermiş olan dinleyicilerimizi listeleyelim. Ben bir Excel'de bir şey yazayım, formül yazayım. Hangi hafta hangilerinin okunacağına dair böyle bir sıra çıkartalım ve hepsiyle alakalı biraz daha uzun bir şeyler söyleyeyim diyorum. Bu sefer 5 tane aradan random seçeyim. Random çünkü şey rastgele olmuyor. Rastgele diyemedim. Evet, bu arada şey benle dalga geçmiştin Çağrı bölümden önce. İstersen o eskiyi de yapıp kapatalım. Ya ben Aragaz da dinliyorum. Kadir Çöptemir'le Pascal Numa'nın. Orada Pascal Numa Sami Can'dan daha çok Türkçe konuşuyor demiştin. Teşekkürler gerçekten. Yani haklı. Peki bir dakika ya. Şurada hemen aklıma bir soru geldi. Onu sormak istiyorum. Sence biz niye böyle konuşuyoruz Çağrı? Bizim aklımızda ne var ya? Bizim sorunumuz ne? İlginç bir soru oldu. Ya bilmiyorum, böyle konuşan insanlar neden böyle konuşuyor bilmiyorum. Çünkü büyük ihtimalle gün içinde çok fazla kullandığınız için olabilir. Mesela sen niye böyle konuşmuyorsun? Evet, İngilizce öğretmenlerde mesela bu yok. Yani hiç araya İngilizce kelime sıkıştırmıyorlar. Acaba çok mu farkındasınız olayın ya? Yani biz bilmiyorum. Hiç farkında değiliz ya. Siz çok, yani siz bariz bir şekilde öğretiyorsunuz ya. Biz böyle sanki normal konuşuyormuşuz gibi yapıyoruz hep. Evet. Ya da az Türkçe kitap mı okuyorsunuz? Hep İngilizce mi okuyorsunuz? Ne ben Türkçe kitap okumuyorum. İngilizce kitap da çok az okuyorum zaten. Ben hep Türkçe İngilizce kitap okuyorum. Bu arada ondan olabilir. İlginç bir fikir geldi aklıma.
İngilizceyi tersini öğrenme. Daha iyi Türkçe konuşma. Bu böyle bir şey olabilir. Çağrı bana böyle bir ders verebilir misin? İngilizce gerçekten konuşurken arada Türkçe kelime serpiştirelim. Serpiştirelim. Şey yani İngilizce kelime serpiştirmemeyi öğrenmek istiyorum. Bu benim öğrenmek istediğim şeylerden birisi. Zaten bahsetmediğim bir konu da orada şey var. Ben 2010'da da yabancılara Türkçe öğretimi sertifikası aldım. Yunus Emre'den. O da devletin bir enstitüsü. Yabancılara da Türkçe dersi verdim yani uzun süre falan. Çalışabiliriz beraber. Şey oldu, yabancı oldum. Yabancılara artık Türkçe dersi. Allah'ım. Bence Çağrı'nın olayı şey dil bilimci olduğu için bir tarafta o bilinçle konuşuyor. O bilinçle yaklaşıyor. Bir şey diyeceğim Çağrı, sen başka ne bileyim böyle 80 tane dil bilen insanlardan mısın acaba? Yok ya, bir işte şey İngilizce var, Almancam çok yok, yarım. Öyle başka bir şeyim yok yani. Evet. O insanlar ne dinliyordu? Sen Samcan biliyorsun o rapları. Böyle 80 tane dil konuşabilen. Poliglot diyorlar. Heh, poliglot aynen. Ben de acaba dedim bu kadar hiperaktifliğin sonunda bir de olmasın. Ama yok çok isterdim ama olmadı yani. O böyle beyin yapısı falan farklı o insanların. İlginç bir şey. Okay, patronlara geçelim mi? Ulu patronlar. Buyurun. Hadi 5 evet, tane. Şimdi her bölümün sonunda 5 tane patron okuyacağız. Biraz daha uzun ve detaylı okuyacağım. Hani nereden tanıyoruz falan filan kısmıyla. İlk patronumuz daha önce 3.14 dolar vermişti. Şimdi 5 dolara çekmiş kendisi. Teşekkürler. Efecan Erdur. Efecan'la daha önce bir bölüm çektik. Kendisi Kolay İK'nın kurucularından. Sevdiğimiz destekçilerimizden ve ekosistemden sevdiğimiz insanlardan birisi. Onun dışında Ömer abi var. Ömer abi de bize 5 dolar vermiş. Onu zaten biliyorsunuz. Bölümlerimize davet ettik. Scorp'un destekçilerinden. Bu arada English Ninjas'ın da mentorudur kendisi. Ondan sonra Cem Buğra var. Cem Buğra benim arkadaşım. O da şey bir oyun firması var Nopec diye. Çok ilginç oyunlar yapıyorlar. Hatta yakın zamanda çok güzel bir oyun çıkartacak. O zaman da kendisini bölüme davet edeceğim. İş Bankası İnovasyon ekibinden Özge Öz var. Özge Öz, Bay Özge Öz diyelim de böyle şey olsun. Özge kadın değil, erkek kendisi. Şimdi bunu kesin çok kızacak bu arada ya. Of Allah'ım her neyse. Onun dışında da bakalım bir kişi daha seçelim. Tabii ki de Mert Erbil var. Beni merak ediyorsanız 57. bölümde konuk olmuştum. Tire Mert diye kendisine not düşmüş her bölümde. Mert her bölüm marketing yapıyor ya. Evet, çok aynen. İyi. Yalnız işte ama artık bundan sonra olmayacak. Okuduğumuz niye? İçin. Okuduk şu anda. Okuduk. Yani tekrar ona gelene kadar. Bir dahaki döngüye kadar bence olmayacak yani. Ben şunu söylüyorum. Bence her para veren insan ismini böyle random bir şekilde değiştirmeye başlarsa biz kafayı yeriz ve hepsini okumak zorunda kalıyoruz. Ben o zaman yaparım. Bence aslında bu güzel bir ya şey vardı ya hani saçma sapan fax gönderirlerdi ve upuzun bir kağıt olurdu kadın elinde ve böyle okumaya çalışırdı ısrarla. Biz de o hale bürünebiliriz yani. Herkes bir troll diyebilir. Çok iyi trollenebilir yani. 20 dolar buna ayırabilirim ben aslında. Kendimi trollemeye. Fantezi. Farklı karakterler açıp falan. Okey. Parayı şeyden alıp patronlardan alıp geri böyle bir döngünün içerisine sok istersen böyle trolle. Bravo. Okey tekrardan. Abi ben bir şey fark ettim tabii, yalnız pardon. Ya. Hı. Ömer abinin 5 dolar verdiği yerde ben nasıl 25 dolar veriyorum ya? Benim 5 sen falan vermem lazım. evet yani. Bu laf kime gitti? Aynen Ömer artık abi inşallah dinliyorsundur bunu. Ve bunu duymuşsundur ve 5 dolar versin olacak şimdi. Ömer abi abilik yapsın Ömer bize. Konuk olduğu için gidip 25 dolar vermedi. Yani biz bir ara layer çıkarsak 20 dolar desek verirdi bence. Tabii 20 de dolar verir ama hiçbir şey olmasın. Şaka bu ya olur zaten. Ha, evet. Okey. O zaman teşekkür edip bölümü kapatalım. Evet. Bütün patronlarımıza 1 dolar vermiş olan, 5 dolar vermiş olan, 25 dolar vermiş olan, 100 dolar vermiş olan, 5.31 vermiş olan bir tane patronumuza hepsine çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Tekrardan bizi desteklediğiniz için. Teşekkür ederiz. Girişimcimuhabbeti.com'a girip oradan Patreon sayfamıza girip oradan siz de bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda girişimcimuhabbeti.com'dan Barış'ın minik projesi Community Inviter'ı kullanaraktan Slack kanalımıza gelebilirsiniz. Yes. Çağrı'nın da dediği gibi çok böyle enerjik, vibrant falan diyeyim böyle iyice şey olsun. Bir Slack kanalımız var. Herkes böyle bir şeyler soruyor. En son işte Y Combinator'a girenler gitti oradan fotoğraf falan filan paylaştı. Ve çok gurur duyduğum bir yer oldu. Her ne kadar en başta karşı çıkmış olsam da Fikri. Neyse. Ondan sonra Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Barış çok güzel böyle çok ince fontlu değişik imajlarla bölümlerimizi paylaşıyor. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz ve iTunes'dan kanalımıza abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.
Ve her hafta bölümlerimizi telefonunuza indirebilirsiniz. iTunes değil bu arada, Apple Podcast. Apple Podcast. Evet, aynen. İsmi değişti değil mi? Evet. Şeyde de, Android'de de galiba Podcaster diye bir app var. Birkaç tane böyle app var. Breaker diye bir app var bildiğim kadarıyla. Bunları kullanaraktan podcast'imizi dinleyebilirsiniz. Evet. Bu arada haftaya, yani bu hafta bir konuk olduğu için ben bahsedemedim ama haftaya daha detaylı bir şekilde burada neler yaptığımdan, neler döndüğümden detaylı bir şekilde bahsederim. Bence biz de bilmiyoruz, biz de dinleyelim Katar evet. maceralarını. Evet. Şey, buradaki muhtemelen... yani bizim kitlemizin ilgisini çekecek şeyler var burada. Gerçekten Türkiye'den kaçıp ilk vizesiz yere gelmedim. Hı. Bunun bir anlamı var yani. Süper, süper. Şey, bu arada muhtemelen bölümü yine Cuma günü çekmemiz gerekebilir. Çünkü evet. Barış'ın ajandası beklediğinden daha dolu çıktı ve Cuma günleri gerçekten orada tatil olduğu için Cuma günü çekeceğiz. Aynen. Okay, bakalım. Haftaya görüşmek üzere. Çağrı tekrardan dahil olduğu için, bize destek olduğu için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.